Buraya oturayım mı? Selam arkadaşlar, bugün 4 Mayıs. Şu an saat sabah 8:20. 10 haftada bir Lars'ın 175 hedefimiz vardı. Bugün onu denedik. 175 yapamadık, 171'de kaldık. Genel olarak iyi bir blok geçirdik. Programlamamız, uygulamamız hepsi gayet iyiydi. Bayağı iyi. Biraz daha belki iyi olabilir ama şu an normal yapsan 185 bench press falan normal bench press gelir. Büyük ihtimalle gelir. Normalde pause demiştik ama taçango yaptık. Yani saat 8:20. Aslında erken kalkmadık, çok geç kalktık. O yüzden bu saatte yaptık. Saat gece ben 3'te kalktım. Biraz uyku saatimiz farklı olduğu için. 10 haftada tahmini yarışmada en son 167.5 yapmıştı. 4 Rest. Az az. Çok rest. 175'i kaçırmıştı. Dur gidiyorum lan. Rest. Bas. Bir 172.5 ya da 170 kesin gelirdi bence. Yani 72.5 falan yani gelirdi. Bugün de normal yapsan 85 gelirdi. Tahmini herhalde 10 hafta 10 kilo koymuşuz gibi görünüyor. O da çok iyi bu seviyede. Yani daha öncesine göre her şeyi çok daha düzgün yaptık. Hiç neredeyse antrenman kaçırmadım. Sadece bir gün kötüydüm. Onun haricinde yani normalde herhalde 10 hafta antrenman kaçırmadım. Hiç öyle bir şey yaşanmadı. Şimdiye kadar ki yaptığım en düzgün blok. Kilo alma süreci de devam ediyor. Ha, kilo alma süreciyle ilgili video ne zaman çekeceğiz? 2 haftaya kadar gelir o da. Asıl konumuza gelin. Hedef koymak mantıklı mı? Vallahi hedef koymak mantıklı mı? Şuradan çekin, ben bir bench press edeyim. Söyle, sen söyle. Hedef koymak mantıklı mı? Tabii kişiden kişiye göre değişir ama benim özelimde çok mantıklı olmayabilir. Bence çoğu kişi için de mantıklı olmayabilir. Çünkü çok baskı oluşturuyor. Biraz da şeyini kaybediyorsun galiba. Ne denir ona? Objektifliğini kaybediyor. Biraz objektifliği kaybetmeye başlıyorsun. Bu iyiymiş, daha zor değil. Evet, yani hedefi koyunca onu yapmak için manipülasyona başlıyorsun. İşte normal pause band touch and go'ya dönüyor. Evet, süresi kısalıyor. Evet, onlar fark ediyor. Ne bileyim, dediğim gibi tekniği bozmaya başlıyorsun. Biraz o yönden bence mantıksız hedef koymak. Bence de senin gibi böyle takıntılı kişiler için kesinlikle yanlış. Evet, evet. Bence çoğu insan için de yanlış yani. Yani çok realistik bir insansanız mantıklı olabilir. Onu iyi şey yapabiliyorsanız, ayarlayabiliyorsanız ama benim gibi dediği gibi takıntılı olduğu zaman yani 10 haftadır herhalde bir de sürekli daha yüksek hedef koyunca daha çok gelişmeyeceksin. Yani hedef koyunca ekstra, yani daha fazla gelişmiyorsun. Ekstra gelişmiyorsun. Ama belki çok az kişi için şey olabilir. Daha disiplinli çalışmaya teşvik edebilir. Bence maksimum bu olur. Yani olabilir, bilmiyorum ben de. Karasan şunu bir sık yapalım, daha koç. Yani hedef koymak o yüzden çok mantıklı olmayabilir. Ya zaten siz normal antrenmanınızı yaptığınızda ne kadar gelişeceğinizi vücudunuz karar verir. Ama bence ama güzel antrenman yaptık. Bak 175 hedef koymanız büyük ihtimalle bugün yine bizi şey yaptı, yanlış yönlendirdi. Hedef koyduk diye 175 denedik yani. Evet doğru, o hafta da öyle yaptık. Bak, bugün de sıçtık mesela. 170 yapsan yapardım. Belki 72.5'da biraz şey yapardım. 70 dakika. Tamam yaptım işte. 71 yaptım. 72.5 verebilirdik. Olsun, bir dahaki blokta artık hedef koyacağız gibi görünüyor. Yine yine hedef koyacağız. Ondan sonraki 10 hafta hedefi söyleyeyim şimdi. Her şeyi koştuktan da bahsedelim. Koştuk sistemini Alper'le beraber başlatacağız. Koştuğuma başlatacağız. Yani bilgi almak isteyenler bize Instagram'dan yazacak. İşte nasıl işlediğini ve şartları yollayacağız. İşte ücreti, işte nasıl bir koştuk olduğuyla ilgili. Kabul edenleri de eğer bir iki hafta içinde kabul edenleri de toplayıp başlatacağız. Sonra bir form dolduracak hepsi. İşte belli bilgileri alacağız. Antrenman bilgileri, ölçüleri, her şeyini alacağız. Ondan sonra programlarını yazıp o da bu ay bitmeden başlatacağız. Yani koştuk başlayacak. O da bilgi olsun. Bir sonraki önümüzdeki videolarda Yakup'un kilo alma sürecine ikinci bölümünü izleyeceksiniz. Videosu, model etlik videosu gelecek. Evet. Onu soruyorsunuz.
O video gelecek. Onu biraz daha güzel yapacağız. Bu video bu kadar oldu. Güzel. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Aynen, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani bir sürü kişi kamera yapmasın. Sen ecelemiyor musun? Evet.